Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar diyorum. Ben Cici Biyoloji. Cici Biyoloji denemelerinde TYT 2'ye geldik. TYT 2'nin cevap anahtarını bu sefer arkadaşlar verdiğim PDF'nin en sonuna ekledim. PDF'nin en sonundan cevap anahtarına ulaşabilirsiniz. TYT 1 ve AYT 1'de cevap anahtarını verin hocam diye birçok yorum oldu. O sebeple koyduk altına. Aslında çözümleri izleyerek cevaplara ulaşabilirdiniz. Demek ki çözümleri izlemiyorsunuz. O isteyenler diyebiliriz yani. Evet, soru 1 ile başlayalım arkadaşlar. 6 yaşındaki Mustafa'ya annesi çeşitli cümleler kurdurtmaya çalışıyor. Bu cümlelerden hangisi ototrof beslenmeyi ifade eder? Şimdi Mustafa 6 yaşındaymış. 6 yaşında olduğu için de cümleleri gördüğünüz gibi gayet basit cümleler arkadaşlar. Mustafa'nın arkadaşlar kurması gereken cümleler ototrof beslenme ile alakası olması gerekiyor. Yani ototrof beslenmeyi ifade etmesi gerekiyor. Yani bir canlının kendi besinini kendi ürettiğini ifade etmesi gerekiyor. Şimdi arı bal yapar diyor. Arı nasıl bir canlıdır? Arı omurgasız bir hayvandır. Hayvanlar ototrof mudur? Heterotroftur. Arının bal yapması bir üretim gibi gözükse de arkadaşlar, karbondioksit suyu birleştirerek fotosentez ve kemosentez meydana getirerek yapılan bir üretim değildir. Bu yüzden arı heterotroftur. İnekten süt çıkar demiş. İnek nedir? İnek bir hayvandır. Omurgalı bir hayvandır. Hayvanlar nedir? Heterotroftur. Ototrof değildir. İneğin süt çıkarmasının arkadaşlar karbondioksit suyun birleşimiyle alakası yoktur. Yani fotosentez veya kemosentezle alakası yoktur. Ali amca tuğla üretmiş. Ali amca tuğla fabrikasında çalışıyor belli ki ve tuğla üretmiş arkadaşlar. Ama tuğla üretiminin de nedir arkadaşlar? Yine fotosentez veya kemosentezle alakası yok ki zaten Ali amca insandır. İnsan da heterotrof bir canlıdır. Gitti. Ağaçta tabii ki elma ağacı, elma büyümüş. Sevgili arkadaşlar, bir ağacın dışarıdan yemek yediğini, organik besin aldığını gören var mı? Böcekçil bitkiler dışında bitkilerin arkadaşlar dışarıdan nedir? Böcekçil bitkiler ve tam parazit bitkiler dışındaki bitkilerin dışarıdan besin almadığını biliyoruz. Dolayısıyla ağaçta elma büyümüşse o ağaç ne yapmıştır arkadaşlar? Fotosentez yaparak besin üretmiş ve o besinin bir kısmını da elmanın nedir arkadaşlar? Yapısında depo etmiştir. Dolayısıyla ağaçta elma büyümüş dendiğinde ototrof beslenme bize ne yapabilir arkadaşlar? Hatırlatılabilir. Ototrof beslenme ifade edebilir gibi cümle kurabiliriz. Dolayısıyla sonun cevabı Denizli olur. E'ye geçtiğimizde babam bilgisayar açtı diyor. Babam zaten nedir arkadaşlar? Heterotrof bir canlı olan insandır. Bilgisayar açmasının da biyolojiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Geçelim ikinci soruya. Uzun bir soru. Çeşitli bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucu hücre ile ilgili önemli bir genelleme ortaya çıkmıştır. Bu genellemeye hücre teorisi adı verilmiştir. Bu teoriye göre hücre canlının temel, yapısal ve işlevsel birimidir. Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmaktadır. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucu meydana gelir. Hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarır. Tüm metabolik olaylar hücre içinde gerçekleşir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hücre teorisine, yani bu teoriye ters düşebilir? A. Bakteriler bir hücreden oluşur ve kalıtım materyalini sitoplazmasında bulundurur. Bütün canlılar bir veya çok hücreden oluşabiliyor. Bakterinin bir hücreden oluşmasının bir zararı yok. Kalıtım materyali toplazmada. Kalıtım materyali içerir demiş hücre. Hücre neresinde içerir? Ya toplazmasında ya çekirdeğinde içerir. Doğrudur arkadaşlar. Ters düşmez. B'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bir insanda var olan bütün vücut hücreleri döllenmeyle oluşan zigot denen hücreden köken almıştır. Biz sonuçta anne karnında bir hücreyken şu an trilyonlarca hücreden meydana gelmiş bir canlıyız. Dolayısıyla bizim bütün hücrelerimiz aslında ilk kökeni nedir? Zigottur arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucu meydana gelir. Dolayısıyla ilk oluşan hücremiz zigotsa var olan bütün hücrelerimiz zigottan türev almış gibi düşünebiliriz. Kalıtım materyali olarak DNA bulunduran virüsler hücresel yapıdadır. Arkadaşlar virüsler DNA veya RNA bulunursun. Fark etmez. Ya DNA ya RNA bulunuyor zaten. Sevgili arkadaşlar, hiçbir şekilde hücresel yapıya sahip olduğu anlamına gelmiyor. Yani virüsler DNA da bulundursa, RNA da bulundursa hücresel yapıda değillerdir arkadaşlar. Bu yüzden bir virüsün kalıtım materyali olarak DNA bulunması onun bırakın hücresel yapıyı canlı olduğunu dahi göstermez. Dolayısıyla bu hücre teorisiyle ters düşebilir. Yani DNA bulunduran, bünyesinde DNA bulunduran bir yapıya hücre denmesi gerekir gibi bir ihtilafa sebep olabilir. Virüsler DNA bulundurur ama arkadaşlar hücresel yapıda değildir. Gitti. Bütün canlılar solunum reaksiyonlarını hücre içinde gerçekleştirir demiş. Solunum reaksiyonları için, glikoliz tepkimleri için ATP gerekir. Dolayısıyla ATP de hücre dışında kullanılamayacağı için bütün solunum reaksiyonları hücre içinde gerçekleşmek zorundadır diyebiliriz ve diğer soruya geçebiliriz. Üçüncü soru.
Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırma biliminin amaçlarından biri değildir? Soruların hepsini okul kitabından derledim. Okul kitabından arkadaşlar alıntıdır. Parçalardan, okuma parçalarından alıntıdır. Bu yüzden dikkatli dinleyin. Karşınıza okul kitabından sorular geldiğini biliyorsunuz YKS'de. Bu yüzden arkadaşlar sizin için önem arz ediyor. Canlıların sınıflandırılması sonucu elde edilen bilgileri o gruba dahili bireylerin tamamı için geçerli sayarak zaman kaybını en az indirmek. Mesela biz hayatımızda görmediğimiz bir canlı düşünelim. Penguen. Ben penguenin kuş olduğunu bilirsem sınıflandırma bilme vasıtasıyla penguenle ilgili hiç penguen görmeden birçok bilgi elde etmiş olurum ve bu zaman kaybını azaltmış olur. Doğrudur. Canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir sistem oluşturmak, yani canlıları sınıflandırarak, gruplandırarak düzenli bir sistem oluşturmak sınıflandırma biliminin amaçlarından biridir tabii ki. Biyolojik çeşitliliği ve bunun dünya üzerindeki dağılımının nasıl olduğunu anlamak, yine aynı şekilde sınıflandırma biliminin önemlerinden biri nedir? Biyolojik çeşitliliğin ne kadar fazla olduğunu, bu biyolojik çeşitliliğin arkadaşlar nerelerde olduğunu da sevgili arkadaşlar sınıflandırma biliminin nedir arkadaşlar katkısı vardır amaçlarından biridir. Nitekim bilim insanları özellikle sınıflandırma bilimiyle alakalı işte omurgalı hayvanlar, omurgasız hayvanlarla ilgilenen insanlar, bilim insanları dünyanın dört bir tarafına giderek yeni yeni canlılar bulmayı, yeni yeni canlılar keşfetmeyi arkadaşlar hedefliyorlar. Benzer özelliklere sahip canlıları farklı şekillerde isimlendirerek sınıflandırma biliminde zenginliği arttırmak. Sevgili arkadaşlar, benzer özellikte sahip canlılar aynı şekilde isimlendirilir. Farklı şekilde isimlendirilmez. Siz benzer özellikle sahip canlıları farklı şekilde isimlendirirseniz sınıflandırma biliminde zenginliği arttırmazsınız, karışıklığı arttırırsınız. Bu yüzden benzer özelliklere sahip canlılar aynı şekilde isimlendirilir. Mesela en kötü cins ismi aynı olur sevgili arkadaşlar. Tamamen benzerse tür özellik ismi de aynı olur. Dolayısıyla zenginliği bilimsel sınıflandırma biliminde zenginliği arttırmak gibi bir şey olmaz. Siz benzer veya aynı canlılara farklı isimler verirseniz ne olur? Sınıflandırma biliminde ve bilim insanları kafasında karışıklıklara yol açarsınız. Dolayısıyla sonun cevabı D'dir. E şıkkına geçelim. Canlıları belirlenmiş bilimsel kurallar dahilinde gruplandırarak doğayı daha kolay anlaşılır hale getirmek yine nedir arkadaşlar? Bilim insanları adına önemlidir. Çünkü bilim insanları küçük bir alanda yaşıyor. Dünya çok büyük ve birçok canlı türü bulunuyor. Canlıları bilimsel kurallar dahilinde gruplandırarak bilim insanların işini ve insanların işini kolaylaştırmış oluruz. Geçelim 4. soruya. Dördüncü soruda normal hücreyi ve kanserli hücreyi görmektesiniz arkadaşlar. Aralarında bayağı bir fark var. Şimdi dördüncü soruda diyor ki yukarıdaki tabloda normal hücrelerle kanserli hücrelerin karşılaştırılması verilmiştir. Sadece tabloya bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Kanserli hücrelerin sayısı artmış ve şekilleri bozulmuştur. Bakın sevgili arkadaşlar burada 3, 6, 9 hücre varken burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani nedir? Sayısı artmıştır ve şekillerin de ne kadar bozulduğunu görüyorsunuz şekillerin. Bu yorumlardan biri yapılabilir mi? Yapılabilir. Kanserli hücrenin boyutunda farklılıklar görülür. Dikkat ederseniz kanserli hücrelerin boyutlarındaki değişiklikleri görüyorsunuz. Doğrudur. Kanserli hücreler anormal beslenir ve bulunduğu dokunun işlevlerini bozar. Sevgili arkadaşlar, kanserli hücreler anormal beslenir, doğrudur ve bulunduğu dokunun işlevini, yapısını bozar, doğrudur. Ama ben bunu tabloya bakarak anlayabiliyor muyum? Hayır, ben bunu tabloya bakarak anlayamıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı ne olur arkadaşlar? Sorunun cevabı Ceyhan olur. D şıkkına bakalım. Kanserli dokuda normal dokunun aksine çok sayıda bölünen hücre ve düzensiz hücre dizilimleri mevcuttur. Gördüğünüz gibi düzensiz hücre dizilimi. Bakın burada tek sıralı dizilmiş arkadaşlar. Burada düzensiz dizilmiş, hatta kitle oluşmaya başlamış. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar doğrudur. E şıkkına baktığımızda kanserli hücrenin normal hücreye göre daha büyük ve farklı şekillerde hücre çekirdeği vardır. Şu çekirdeğin büyüklüğüne bakın. Bir de bunun büyüklüğüne bakın. Dolayısıyla kanserli hücrenin çekirdeği daha büyüktür ve şekli de farklıdır arkadaşlar. Bu da doğrudur. 4. sorunun cevabı Ceyhan oldu. 5. soruya geçtik. Karakterlerin oluşumunda çevre koşullarının etkisini incelemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki canlıları farklı koşullara sahip ortamlara bırakmıştır. Şimdi karakterlerin oluşumunda iki önemli detay var. Bir gen, iki çevre. Şimdi biz karakterlerin oluşumunda çevrenin etkisini incelemek istiyoruz. Çevrenin etkisini incelemek istiyorsak geni ne yapmamız lazım? Sabit tutmamız lazım. Geni sabit tutmanız için de farklı iki canlının aynı genetik yapıda olması gerekir. Tekrar ediyorum.
Karakterlerin oluşumunda çevre koşullarının etkisini incelemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki canlılardaki farklı koşullara sahip ortamlara bırakmış. Siz sadece çevre koşullarının etkisini incelemek istiyorsanız geni sabit tutmanız lazım. Bu yüzden farklı iki canlının gen yapısı aynı olması lazım. Mesela tek yumurta ikizlerinin nedir arkadaşlar? Genetik yapısı birbirinin birebir kopyasıdır. Bu yüzden siz tek yumurta ikizlerini dünyanın farklı iki kısmına koyarsanız çevre koşullarına bağlı fenotip değişmeleri görülebilir. Bununla alakalı bir kitap da var ama kitabın adı aklıma gelmiyor. Psikolojik bir kitap olabilir. Bir bireyin eşeysiz üremesi sonucu oluşan iki canlı birey. Eşeysiz üreme sonucu oluşan iki canlı birey genetik olarak birbirinin kopyasıdır. Ama bunları farklı bir ortama koyarsanız çevresel etmenlerle fenotipleri değişebilir. Bu da arkadaşlar örnek olarak kullanılabilir. Doğru sonuca ulaşabilmek için. Farklı zamanlarda doğan iki kardeş diyor. Farklı zamanlarda doğan iki kardeş ayrı yumurta ikizi gibi düşünebilirsiniz. Yani genetik yapıları birbirinden farklıdır. Gen sabit olmadığı için çevresel değişimlerin ne kadar etkilediğini anlayamazsınız. Dolayısıyla farklı zamanlarda doğan iki kardeşi bu test ya da bu araştırmacı bu konuda kullanamaz. 1 ve 2'yi kullanır ve cevap ne olur arkadaşlar? Denizde olur ve 6. soruya geçeriz. 6. soruda azot döngüsünü görüyorsunuz arkadaşlar. Azot döngüsünü kısaca özetlemiş. Yukarıdaki görselde azot döngüsü özetlenmiştir. Azot döngüsü ile ilgili olabilecek yukarıdaki olaylardan hangileri doğrudur demiş. Şimşek ve yıldırım gibi atmosferik olaylarla azot tutulurken çeşitli nitrifikasyon bakterileri göre yapar. Arkadaşlar şimşek ve yıldırım azot fiksasyonu tamamen elektriksel, fiziksel bir olaydır, kimyasal bir olaydır ya da diyelim canlı kullanılmaz. Yani o gökyüzünde o yıldırımlar, şimşekler sırasında herhangi bir bakteri vesaire kullanılmaz. Dolayısıyla şimşek ve yıldırım gibi atmosferik olaylarla azot tutulurken herhangi bir canlı görev yapmaz. Bu yanlıştır. Ayrıştırıcı organizmalar yani saprofit canlılar azotlu organik bileşiklerden amonyağı hücre dışında oluşurlar. Sevgili arkadaşlar, ayrıştırıcı organizmalar organik bileşikleri hücre dışında sindirirler ama amonyak dediğimiz NH3'ü solunumla üretirler. Dışarıda solunumu gerçekleşir mi hücre dışında? Gerçekleşmez. Yani ayrıştırıcı organizma hücre dışında sindirimi gerçekleşir. Sindirilen amino asitleri hücre içine alır. Hücre içinde de amino asitleri kullanarak solunumla amonyak üretir. Dolayısıyla amonyak hücre dışında değil, hücre içinde üretir. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Baklagiller köklerinde bulunan bazı bakteriler sayesindeki bu bazı bakteriler ismini bilmek zorunda olmasanız da ismi rizobium bakterileridir. Azottan daha fazla yararlanır. Baklagillerin kökündeki nodüllerde yaşayan bazı bakteriler onlarla mutualist yaşayarak ne yaparlar? Azotu fikse ederler yani tutarlar ve baklagillere azot ihtiyacını veya azot ihtiyacından daha fazlasını verirler. Bu yüzden baklagiller azot bakımından, protein bakımından zenginlerdir. Dolayısıyla doğrudur. Sevgili arkadaşlar bize doğruyu sorduğu için sorunun cevabı yalnız 3 olur ve bu dönemin çözümleri burada biter.